Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 11. bölüm testlerine başlıyoruz. Yani katı cisimler konusuna başlıyoruz. Bu videoda ne yapacağız? Birinci testin çözümünü yapacağız. Testimizi öğreniyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Taban yarıçapı R yüksekliği H olan bir dik koninin hacmi pi R kare H taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 şeklinde bulunur diyor bize. Tamam bunu biliyoruz. Şekilde taban çevresi 12 pi yani daire ya yani 2 pi r eşittir 12 pi ise pi'ler nanay oldu. R'yi de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Bizden dik koninin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşım taban alanı pi r kare çarpı yükseklik bölü 3 olacaktır. 36 ile 3 sadeleşince 12 kalır. 8 ile 12'nin çarpımı kaç yapar? 96 yapar. Yani cevap 96 pi yaptı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. En büyük dairesinin çevresi 12 pi olan kürenin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar en büyük dairesi ne oluyor? Bir kürenin en büyük dairesi çaptan geçen kesiti olmaz mı arkadaşlar? Şu şekilde. Bir sürü kesiti vardır böyle daire şeklinde ama en büyüğü ne yapıyor? Bu oluyor. Evet dairenin çevresi yani kürenin yarıçapı R iken bu en büyük daire kesitinin de nesi oluyor arkadaşım? Çevresi 12 pi olarak verilmişse 2 pi R eşittir 12 pi ise R'yi bölüle kaç buluruz? 6 buluruz kürenin yüzey alanı nedir diye soruluyor. Kürenin yüzey alanı neydi arkadaşlar? 4 tane pi r kareydi. 4 pi r kare yani 6'nın karesi. 36 çarpı 4 de kaç yapıyor? 144 pi yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 144 pi oldu. ikinci soru. Geldik üçe. Taban yarıçapı 6 cm olan bir dik silindirin hacmi 144 pi'ymiş. Arkadaşım hacmini vermiş. Taban alanı sonuçta bu bir prizma. Taban alanı pi r kare çarpı yükseklik. Bütün prizmalarda hacim budur. Taban alanı çarpı yükseklik eşittir 144 pi ise pi'ler gitti mi gitti. 36 ile 144 sadeleşince kaç kalıyor? 4 kaldı. Bu silindirin alanı nedir diye soruluyor. Alan dediğimiz arkadaşlar taban alanları yani 2 tane pi r kare artı yan alan. Bir prizmada yan alan silindir de bir prizmadır sonuçta. Tabanı ve tabanı aynı olan şekildir. Neydi? Taban çevresi çarpı yükseklik yani 2 pi r çarpı yükseklik. Yüksekliği de zaten kaç bulduk biz? 4 olarak bulduk. Bu da 72 pi artı 24 çarpı 2'den 48 pi yaptı. Bu da kaça eşit oldu? 120 pi'ye eşit oldu. Yani cevabımız 3. soruda edremit oldu. Geldik 4. soruya. şekilde ayrıtları santimetre cinsinden verilen bir piramit var. Buna göre piramidin yüksekliği nedir diye soruluyor. Arkadaşlar piramitte iki tane taktiğimiz var. 1. Dik çizeceğiz. Yükseklik çizeceğiz tabii ki. Ama yükseklik çizdiğimizde köşegeni mi çizeceğiz yoksa dik çiz, dik çiz, dik çiz mi yapacağız? Eğer yan yüz yüksekliği sorulursa dik çiz daha mantıklı ama şu yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor. Direkt bu köşegen daha mantıklı mesela burada. Ee, burası daha mantıklıysa buradaki Pisagor'dan sonuca ulaşırız. Tabanı bir kare mi? Kare. 6, 6, 6 kökü. Ağırlık merkezinde iki eş parçaya böleceğinden dolayı Burası 3 kök yaptı. Burası da 3 kök yaptı. E o zaman burada Pisagor bağıntısı H. H kare neye eşittir? 5'in karesi a eksi. Yani bu hipotenüs olduğu için. Hipotenüs karesi eksi dik kenarın karesi. 3 kök karesi olacaktır. Yani 25 eksi 18 eşit olacaktır. Yani 7'ye eşit olacaktır. H kare 7 eşitse H da böylelikle kaç çıkar? Kök 7 çıkar. Yani 4. soru böylelikle balık oldu. Geldik 5'e. Şekilde 2 küpte B, D üstü 6 verilmiş. Yani bu cisim köşegeni değil mi? A bir kenara A ise A köküç eşittir. 6 ise A buradan 6 bölü köküç geldi. Köküç eşitliğini çarparsam 6 köküç bölü 3'ten 2 köküçe eşit olur. Evet burası 2 köküç ise küpün hacmi nedir diye soruluyor. Küpün hacmi nedir? A küptür. Yani 2 köküçün küpüdür. Yani bu da nedir? 2 köküç çarpı 2 köküç çarpı 2 köküçtür. Hocam şu 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 çarpı köküçte köküç çarpı 3 bir de köküç kaldı burada. Cevap da 24 köküçe eşit oldu. Yani 5. soru denizli oldu. Geldik 6. soruya. Şekilde bir dik silindirin açılımı verilmiştir. ABC'de dikdörtgenin yani kenar uzunlukları 8 pi ve 5 birim olduğuna göre dik silindirin hacmi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Evet kenar uzunlukları. Aslında şöyle şu AB 8 pi denseydi daha güzel olurdu aslında ama neyse. Şurası da 5. Ya da yüksekliği 5 birim falan de, densaydı daha güzel olurdu ama. Neyse belki burası 8 pi burası 5. Değil mi? Bilemeyiz. Bu dik silindirin hacmi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu silindir yaptığımız zaman şöyle bir şey olacak değil mi? Evet şöyle bir şey oldu. Silindiri yaptığımız zaman. Şu taban çevresi dikdörtgenin bir kenarına eşit olmuyor mu? Açtığımız zaman. Evet. Yani 2 pi r. Ne eşit arkadaşım? 8 pi eşitse. R'yi böyle kaç buluruz? 4 buluruz. R 4. Yükseklikte şu şekilde 5 değil mi? Evet. Yani silindirin hacmi pi r kare çarpı 5. 16 çarpı 5'ten kaç yaptı? 80 pi yaptı. Evet cevap böylelikle 6. soruda balık kesir oldu. Geldik 7. soruya. Kürenin hacmi nedir diye soruluyor bize soruda. Arkadaşlar bu küre sorularında ne yapacağız? Çember muamelesi yapacağız. Hocam kürenin yarıçapı. çapı burası da re. Kürenin yarıçapı. çapı burası da re. Şu çem kürenin merkezi ise. Daha x dik üçgen çıktı. Yani 45 45 90 üçgen çıktı. O zaman burası r kaç çıktı? 6 çıktı. O zaman kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küptü. Yani 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp. 6'nın küpü yazacağım. 6 çarpı 6 çarpı 6 yazayım ki sadeleştireyim şöyle. Bu 2 yaptı. 6 kere 6 36. 36 2'nin çarpımı 72. 4 çarpı 72. Bir de pi'si var. O da kaç çıktı arkadaşlar? 288 pi'ye eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle e oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. Bir küre merkezinden 5 santimetre uzakta kesiliyor. Evet şöyle bir küre var. Küre sorularında çember muamelesi yapacaksınız diye hep söylüyor size. Şu şekilde çizdik. Evet küre bu. Diyor ki bize merkezinden 5 birim uzaktaki bir düzlemde kesiliyor. Keselim şöyle merkezinden 5 santimetre bir düzlemle. Yani şuradan 5 santimetre uzaklıkta. Kesit alanında 144 pi'ymiş. Yani şu kesitin alanı şuraya diyecek olursam. Pi re kare eşittir 144 pi olarak verilmiş. R'yi buradan 12 mi bulduk. Evet. R buradan 12 ise en etkili silahımız yarıçap çizmek. Al sana yarıçap. Kürenin yarıçapı 5 12 üçgeni 13 üçgeni. Şurası 90 derece olduğundan çünkü bu da yarıçap ya e, iki eşit parçaya bölüyor çünkü burayı. Uzaktan bahsetmiş zaten 5 olarak söylemişti. 5 12 13. E, kürenin yarıçapı kaçtır diye soruluyor. Kürenin yarıçapı da kaç yaptı o zaman? 13 yaptı. 8. soruyu C han bulduk geldik 9. soruya. Aşağıda verilen açılanların hangisi bir küp açılımı değildir? Arkadaşlar küp açılımı olması için iki tekniğimiz var. Birincisi şu. Şöyle 4 tane kare yan yana geldik. Daha sonra biri üstte, biri altta. Üst alt nerede olursa olsun fark etmez. Biri şurada olur, biri burada, biri burada, biri burada. Fark etmez. Bak dört tane, biri burada, biri burada. Olur mu? Olur. Hocam 3 tane buna geliriz. Buna da geliriz. Bunlara geliriz. Arkadaşlar bu küp açılımı olamaz zaten. Burada kaç tane var? 7 tane var. Cevap Denizli. Ee, küp açınımı 6 tane karenin olması lazım. Küp açılımı olması için hocam bu gariptir ama bu da küp açılımıdır. Size bir şey söyleyeyim. Konu anlatımında anlattım gerçi ama küp açılımında karşılıklı yüzeyler de çok önemlidir. Ben burada karşılıklı yüzeyleri size göstereyim mesela. Şu ikisi karşılıklı. Bir boşluk kuralı ya da Z kuralı. Ee, şu da mesela karşılıklı. Ya da Z kuralı. Bak şöyle görüyor musun? Şunlar da karşılıklı yüzeyler yapıyor. Aynı şekilde bak. Bir boşluk kuralı. Sonra Z kuralı. Hocam şunda şu. Hocam sonra şununla da şu bak Z kuralı sağlanıyor. Aynı şekilde bunda hep Z kuralı var mesela. Şu, şu Z kuralı. Şu varlıkla şu varlık mesela küp açımında karşılıklı yüzlerdir. Böyle de bir bilgilendirme yapmak istedim. Ee, tabii ki D seçeneği olmuyor. Kolay bir soruymuş. Biz ama kolayı zorlaştıralım. Her şeyi bahsedelim arkadaşlar. Açık bir şey kalmasın. Eksik bir şey kalmasın daha doğrusu. Dokuzuncu soru Denizli yaptı geldik onuncu soruya. Evet silindirin hacmi taban alan çarpı yükseklik koninin hacmi de taban alan çarpı yükseklik bölü 3 diye söylemiş burada. Koni yardımıyla dik silindirin içine su boşaltılıyor. Buna göre silindirin tamamen dolması için koni biçimindeki kap en az kaç defa kullanılmalıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani sen şunun hacmini bunun hacmini pi r kare çarpı h değil 3h. 3h'ı neyle dolduracaksın? Şu pi r kare çarpı h bölü 3 ile dolduracaksın. İşte bundan kaç tane ile dolduracaksın? Ona da x diyelim. Çünkü x tane ile dolduracağız bunu. Hocam pi r kare haşlar gitti mi? Gitti. Pi r kare haşlar 3 karşıya çarpı olarak geçti. O zaman x'i böylelikle kaç bulduk? 9 bulduk. 10. soru c oldu. Geldik 11. soruya. 3 4 5 üçgeninden 4 burası yana al alan. Yanal alan bütün prizmalarda neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikti. Yani taban çevresi kaç yapıyor? 9 12. 12 çarpı h 108 olarak verilmiş. O zaman H'ı kaç buluruz buradan? 9 olarak buluruz. Prizmanın hacmi isteniyor bizden. H 9 bulduk ya. H 9 ise taban alan çarpı yükseklik. Yani 3 çarpı 4 bölü 2 taban alanı çarpı yükseklik bize de hacmi verecektir. E o zaman bunlar gitti gitti. 2, 2 kere 3, 6, 6 kere 9, 54 diye cevaba ulaşırız arkadaşlar. 11. soru Balıkesir oldu. Geldik son soruya yani 12. soruya. Sonra da bir açılım verilmiş ama neyin açılımı? Şöyle bakacak olursanız üçgen bir açılım. Yani üçgen prizmanın bir açılımı arkadaşlar. 3 tane dikdörtgen var. Dikdörtgenler yan yüzeyler. Bunlar da taban. Evet hemen üçgen prizmayı şöyle bir çizelim arkadaşlar. O da dik üçgen prizma. Şurası 90 derece olsun bakalım. Evet burası 90 derece. Şu dik kenarlardan biri kaç? 12. Sonra ben bunu böyle kapattığım zaman bakın. Şu dik kenarlardan biri. Hocam şu kenarla şu kenar çakışıyor böyle katladığımız zaman yapıştırdığımız zaman. E hocam şu kenarla da şu kenar mı eşit olacak o zaman? Evet bir dik kenar bu. Diğer dik kenar burası. O da burayla katlanmış oluyor. Şekli katladığınız zaman. Dik kenar burası. Diğer dik kenar da burası olması lazım. E burası da 13 oluyor. Çünkü onu böyle katladığımız zaman bak şunu da yapışıyor. E şimdi o zaman 13 ise burası 13. 5, 12, 13'ten burası 5 çıktı. Hatta burası da 5. Burası da 5. Hipotenüs 13 olduğundan burası da 13. E Burası 13 olduğundan burası da 12 oldu ve buraya kaç kaldı? 6 kaldı. Yani her şeyi bulduk. Dik üçgenin kenarları 5, 12, 13. Dik dörtgenin kenarı, burası yüksekliği değil mi? Evet, yükseklikte 6 çıktı. Bizden yüzey alanı isteniyor. Yüzey alanı nedir arkadaşım? 2 tane üçgen var. 2 tane üçgenin alanı yazalım. 2 tane 5 çarpı 12 bölü 2 artı. E, Yan alanda taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi 13, 12 ve 5'in toplamı 30 yaptı. 30 çarpı yükseklik yani... Bu kaç yaptı o zaman? 60 artı 180'den 240'a eşit oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 12. soruyu da böylelikle ne bulduk? C bulduk. Ve birinci testi bitirdik. O diyoruz? Bir sonraki videoda ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.